Evet Bayram hocamı alalım. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Valla sen teknik adam olarak gelmiştin ama Süper Lig'in az önce sonuçları verdim. Valla kızılca kıyametin koptuğu bir sezonu yaşıyoruz. Kim düşecek, kim kalacak, kim şampiyon olacak hala belirsiz olan bir ligde. Teknik adamlık yapmak da gerçekten çok çok zor. Yani bir oluşumla başlıyorsunuz. Tabii ki istekler, temenniler, dilekler bazen kulüp yönetimleriyle uyuşmuyor. Bu noktada ligin genelini değerlendirdiğiniz şu anda boştasınız. Ve önemli de başarıları imza attınız. Bu stadyumda Trabzonspor'u mağlup ettiniz. Neler söyler Bayram Hocam? Ya tabii ki öncelikle dediğiniz gibi şu an çalışamadığım için, iki takım doldurduğum için bol bol maç izliyorum. Hem yurt içi hem yurt dışı. Bugün de İstanbul'dan atlayıp geldim. Güzel bir maç olacağını ümit ederek. Güzel bir lig yaşıyoruz. Söylediğin gibi hem tablonun alt kısmı hem de üst kısmı kıyasıya bir mücadele var. Herkese başarılar diliyorum. Bu sezon tabii farklı bir sezon yaşandı. Sizin de gördüğünüz gibi belki üst tablodaki, üst konumdaki takımların alt kademedeki, alt sıradaki takımlara çok fazla puan kaybetmesinden belki kaynaklanıyor diye düşünebiliriz. Ancak şunu da görüyoruz ki her takımın artık bir dengesi var. Artık bir üst oyunu oynayabiliyorlar. Büyük takımlara karşı bile galip gelebiliyorlar. Bu da ligin güzelliği diyelim. Artık ülkemizde hem transferlerde hem takım kurgularında hocalarımız, ki ben de buna dahilim, daha dikkat ederek kadrolar kuruluyor. Ben herkese başarılar diliyorum. Zor maçlar kaldı. Özellikle alt Tabii hocam. sıradaki. Onu soracağım şimdi. Önümde liste var. Yani bakıyorsunuz Göztepe bu hafta Antalyaspor'u 4-1'lik farklı skorla mağlup etti. Akhisar kendi evinde ev kurdu. Malatya'ya yenildi. Bana göre haftanın kırılma maçlarından biriydi. Büyükşehir Belediye Erzurum Bursa maçı 2-0. Ben bu ligde varım dedi Erzurumspor. Şimdi maçlara baktığımız zaman çok farklı bir tablo çıkabilecekken çok farklı bir tablo çıkıyor. Yani bir galibiyete bakıyor. Tabii henüz her şey bitmedi takımlar için. Matematiksel bitmedikten sonra hala şansı devam ediyor takımların ama yine çok çok kritik maçlar var. Göztepe'nin bu hafta içeride oynayacağı Sivas maçı, Bursa'nın oynayacağı Antalya maçı, Göztepe'nin Bursa'ya gidip Bursa'ya karşı oynayacağı bir Evet. maç var. Yani bunlar hepsi tabii ligin alt sıralarını çok çok yakından ilgilendiren maçlar olacak. Tabii Son haftaya kadar son kim düşüp haftaya kim kadar kalacak tabii belli hani değil. biz de orada çalıştığımız takımlar var. Ben herkesin için hayırlısı olmasını diliyorum. Sonuçta düşecek olan var, kalacak olan var, şampiyon olacak var. Tam Şampiyon da olacak. onunla bitireyim hocam o zaman. Üstelik ki bu hafta Galatasaray'ın Beşiktaş'ı yenmesi, Başakşehir'in Sivas deplasmanında puan kaybetmesi ligin bitimine 4 hafta kala liderlik de el değiştirdi. Yani maçlara baktığımızda Galatasaray-Başakşehir maçı oynanacak. Çok kritik bir denge de var üst tarafta. Beşiktaş-Trabzonspor'la da oynayacak. Yani çok önemli bir 3 hafta bizleri bekliyor. 4 hafta bizleri bekliyor. Nasıl bir öngörün olur? İpi sana göre kim göğüsler hocam? Şimdi tabii öncelikle şunu söyleyeyim. Dün maçı izledik. Herkes izlemiştir derbi. Beşiktaş kazansaydı çok büyük avantaj elde edebilirdi. Dolayısıyla bence çok büyük bir yara aldı Beşiktaş. Şunu da söyleyeyim, ben bunu yaklaşık 6-7 hafta önce de söylemiştim. Belki 6-7 hafta önce Başakşehir'in kesin şampiyon olabileceğini söyleyebilirdik. Hani bu da tabii ki oynadığı oyun, bulunduğu konum, puan farkı 6-7-8 gibi bir fark vardı biliyorsunuz ikinciyle. Ancak şunu da söylemiştim, o dönemde erken bir 3 puan kaybıyla eğer Başakşehir mağlubiyet alırsa ve Galatasaray bunu kapatırsa bu ilerleyen haftalara da yansıyacağını söylemiştim. Yansıyabileceğini söylemiştim. Nitekim de öyle oldu. Çok kritik puanlar kaybetti Başakşehir. Bence ipi çok daha erken gözleyebilirdi. Ama Galatasaray bırakmadı. Beşiktaş üst üste 6 galibiyet alması hemen yarışa ortak yaptı onu. Dünkü maçta tabii ki Beşiktaş için bir sıkıntı oldu. Yani kazansaydı 3 takımın o kıyasıya mücadeleyi yapacağını görebilirdik. Ama tabii hiçbir şey bitmedi. Çünkü sonuçta Galatasaray'ın Başakşehir'le oynayacağı bir maç var. Her şey
liderin elindedir. Biz böyle bakarız. Sonuçta averaj olarak da siz öndeyseniz avantaj sizdedir ve her şey sizin elinizdedir. Kazandıktan sonra yine siz ipi gösteriyorsunuz. Dolayısıyla ben dediğim gibi herkes için hayırlısı olsun, hak eden kazansın. Sonuçta şampiyon çıkacak ve önümüzdeki sene o şampiyon bizi Avrupa'da temsil edeceği için en iyi şekilde temsil etmesini dilerim. Hocam Trabzon'un üçüncülük şansı, o da devam ediyor. Bugün Kayseri ile oynayacak. İki dost kulüp karşı karşıya gelecek. Çok dostane görüntüler vardı. Maçtan önce beraber iftar açıldı. Evet. Trabzonspor taraftarları, Kayseri spor taraftarlarını şehrin girişinde karşıladı. Hep futbolda bu güzellikleri anlatırken bile mest oluyorum. Tabii bunları görmek istiyoruz. Bunun hep olması gerekiyor. Yani şimdi şöyle bir şey var. Siz ev sahibi takım olarak, bir kere ev sahibi takım olarak misafir takımı ağırladığınız zaman mutlaka bunun geri dönüşü olur ve bu güzellikle olur. Siz de gittiğiniz zaman bu şekilde ağırlanır. Bu sefer ne olur biliyor musunuz? Taraftarlar arasında bir diyalog, bir dostluk olur, bir misafirperverlik olur ve bu maçın seyrine yansır. Kötü tezahüratı önleyebilirsiniz vesaire vesaire. Dolayısıyla bunun her zaman olması gerekiyor. Biz düşman değiliz ki, biz kardeşiz yani. Sonuçta futbol güzellikle olması gerekiyor. O tribünlere bayan taraftarlarımız, çocuklarımız da gelip o maçı keyifle izlemesi gerekiyor. Dolayısıyla bunun, zaten Trabzonspor çok misafirperver bir takımdır. Şehriyle, halkıyla böyledir. Dolayısıyla her ev sahibi takımı bunu yaptığında bence aradaki o kırgınlıklar, geçmişteki sıkıntılar da giderilebilir. Tebrik ediyorum, teşekkür ederim Trabzonspor'a. Hocam, Trabzon'un üçüncülük şansı? Trabzon üçüncülük şansı dediğim gibi matematiksel devam ettiği takdirde bırakmayacaktır. Yani Trabzonspor kaliteli bir takım. Belki lige istediği gibi de başlamamıştı. Ama daha sonra o kalite farkını sahaya yansıtıp çok da kaliteli oyunculardan kurulu. Ki bugün şunu da söyleyeyim, bilinen de bir şey sonuçta. Trabzonspor takımında yurt dışı takımlarından yakın takibi alınan futbolcular var. Onların biri de Fransa'dan geldi ve benle buluştu. Kim hocam o takım? Onu ben söyleyeyim, yönetim tarafından söylensin. Dolayısıyla ben buradaki hani Fransa'da yetişmiş ve yaşamış biri olarak gereken şekilde ağırladık. Yemek yedik. Biz iftarımızı açtık. Onlar da yemeğini yedi. Şimdi de maçı izlemeye geldiler. Biz gurur duyarız. Ülkemizden genç yeteneklerimizin Avrupa'da daha üst seviyelere gelip sonuçta onlar dediğim gibi dönüp milli takımda bize bir şekilde faydalı oluyorlar ve bizi temsil ediyorlar. Hocam siz takımı söylemediniz. Ben Yusuf Yazıcı mı, Abdülkadir Ömür mü? İkiliden bahsediyorum. Gazetecisiniz, medyasistsiniz siz de. Ama zaten biliyorsunuz yani. Hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık.